İyi günler. Bugün 29 Eylül 2015 Salı. İşte günün başlıkları. Yeni Akit, Men Sabera Zafera, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Hizmet Binası ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihtiyaçları ve eğitimin gerekleriyle hiçbir şekilde uyuşmayan 8 yıllık kesintisiz eğitim garabetini hatırlatarak, Peygamberimizin Men Sabera Zafera, sabreden zafere ulaşır hadisi şerifini dillendirdi. Akşam her bayrak var, al bayrak yok. Selahattin Demirtaş'ın Almanya'da konuştuğu salona İsrail'den Amerika'ya, Japonya'dan Kenya'ya onlarca ülkenin bayrağı asıldı. Kimsenin aklına Türk bayrağı gelmedi. Güneş, Lagaluga'yı bırak, itirafa bak. Yazdığı bir mektupla işlediği günahları inkar etmeye kalkışan Aydın Doğan'ı bizzat kendi tetikçisi Ertuğrul Özkök yalanladı. Özkök sıra dışı programında hem de genel yayın yönetmeni Turgay Güler'e Refah Yolu hükümetini neden yıktıklarını açık açık itiraf etti. Doğan'ın tek derdi paracıklarıymış. Habertürk, teorik olarak yasak. 1 Ocak'ta ambalajsız peynire de son ama pek çok yasağa pratikte uyulmuyor. Hürriyet, pazarlık başlıyor. İlk kez Suriye'de çözüm için Rusya ve İran'la çalışabileceğini vurgulayan Obama, Esad'lı geçişe göz kırptı. Putin ise hedef IŞİD olmalı mesajıyla Esad'ın arkasında durdu. Mini gazete, alarm zili. Eğitim dediğimiz artık öğütüm olmasın, eğitime önce ahlak ve maneviyat lazım, bu milleti millet yapanmaya lazım, daha fazla gecikmeden lazım. Milliyet, PKK-PYD ortaklığı. Amerika'nın terör örgütü değil dediği, PYD'nin silahlı kollarının başında Kandil'in atadığı PKK'lı üst düzey yöneticilerin bulunduğu saptandı. Posta, iyi ki geldin öğretmenim. Hakkari Yüksekova, terörün ve çatışmaların en fazla yaşandığı ilçelerden biri. Birçok devlet memuru bu bölgelere atandığı halde terör korkusu nedeniyle göreve başlamıyor. Dün de 2015-2016 öğretim yılı terör örgütü PKK tehdidinin gölgesinde başladı. Sabah, 8 yılda çocuklara pranga vurdular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yıllık kesintisiz eğitim büyük bir garabetti, eğitimi felç ettiler, çocukların ayağına pranga taktılar dedi. Star, katil pişkinliği. Kalleş örgüt önce 9 yaşındaki Elif'i katletti, ardından yoldan geçen 5 çocuğu bomba patlatarak yaraladı, HDP eş başkanları ise hiç utanmadan yine devleti suçladı. Takvim, Trinidad Tobago var, Türk bayrağı yok. Selo, bayramda Avrupa'ya kaçtı, şimdiye kadar adını bile duymadığımız bazı ülkelerin bayrakları altında Kürtlere özgürlük nutukları attı. Konuştuğu salona sadece Türk bayrağı astırmadı. Türkiye anında cevap, vurmaya gelen hainler vuruluyor. Asker polis her an tetikte, terör örgütü eylem yapamıyor, yapan da kaçamıyor. Vatan, ilk ders. 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için ilk zil çaldı. Ataması yeni yapılan kadın öğretmenler PKK tehdidini aldırmadan Yüksekova'ya gitti. Öğrencileriyle buluştu. Ve Yeni Şafak, hedef çocuklar, TSK ve emniyet operasyonlarında ağır darbe alan PKK, şehirlerde çocukları hedef aldı. Teröristler Diyarbakır'da yola koydukları bombayı patlattı, 5 çocuk yaralandı, 2 çocuğun durumu ağır. Bismil'de öldürülen 9 yaşındaki Elif Şimşek ise dün gözyaşları içinde toprağa verildi.